İl Genel Meclisi Mart ayı oturumları birinci birleşimle başladı. Oturumda gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü. İl Genel Meclisi Mart ayı oturumları birinci birleşimle başladı. Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, yaşanan deprem sonrasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu söyledi. 7.7, 7.6 iki deprem meydana gelmiştir. Ben burada vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kalanlarına, yakınlarına sabırlar, ihsan diliyorum. Devletimiz büyük bir devlet. Bu yaraların en kısa sürede sarılacağına inanıyorum. Devletimizin başı sağ olsun diyorum. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Görüşmek üzere. Birleşimi atıyorum. Yoklamayla başlıyorum. Mecliste İl Özel İdare Norm Kadro İlke Standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde hazırlanan boş kadro değişikliği cetvelinin onaylanması konusu görüşüldü. Konuyla ilgili İnsan Kaynakları Müdürü İlhami Şahin meclis üyelerini bilgilendirdi. Kurumumuzda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçilmesi söz konusu. Bunun için de bu derece değişikliğin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Atama yapabilmemiz için bu kadro değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur. Bilgilendirmenin ardından madde oy birliği ile kabul edildi. Maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimse oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Daha sonra İl Özel İdaresi 2023 Mali Yılı Bütçesi Stratejik Plan Ödeneği olarak İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü Yol Yapım Giderleri Harcama Kaleminde bulunan ödeneğin ilgili harcama kalemlerine aktarılması konusuyla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporu görüşüldü. Ben birinci sorum var. Stratejik planda bu yol yapım için 2380 lira mı ayrılmış? Kurumun ihtiyaçlarının değişikliğine binaen 2020'de malumunuz deprem oldu, yollar yapıldı. Bu parada şu andaki yeni afetlerde kullanmak üzere orada bir afet koordinasyon birimi oluşturmak istiyorlar. O parayı orada kullanacaklar. Şu anda değişik kalemlerde kullanacaklar. Bunun kalemlerine herhangi bir sakıncası var mı? Bunu araştırın. Hiçbir sakıncası yok başkanım. Yok mu bozulan yolumuz? Yok mu ulaşım sıkıntısı çektiğimiz yer? Yani bu para acil yapılması gereken afet yollarında kullanılması için ayrılan bir paradır. Onun için mal ve hizmet alımında acil kullanılması için aktarılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Belki devlet de afet de bu konuyu en iyi şekilde, bu parayı en doğru şekilde kullanacaktır. Bunda kimsenin hiçbir şekilde bir şüphesi olmasın. Madde oy birliğiyle kabul edildi. Birleşim gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasıyla devam etti.